Sonuçta bizler geleceği, mimarlar hep geleceği tasarlarlar. Çünkü BİM öyle hani düğmeye basıp da başarabildiğiniz bir şey değil. Bir süreç. Çeviklik yeni neslin çalışma alışkanlıklarına çok daha uygun bir çalışma metodolojisi. O halde BİM için tam manasıyla hayat kurtarıyor diyebiliriz. Aynen, onu diyebiliriz tabii. Mimarlık Sohbetleri programının bu bölümünde MU Mimarlığın ofisindeyiz. İyi seyirler. Umut Bey, öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz bizi ofisinizde ağırladığınız için. Memnun olduk vallahi, geldiniz. Gerçekten biz de çok memnun olduk. Hatta ofisinize ilk girdiğimiz andan itibaren buradaki böyle bir huzuru hissettik açıkçası. Sıklıkla ofiste misiniz bu aralar yoksa uzaktan mı çalışıyorsunuz? Bizim ekibimiz, ya biz buraya yeni taşındık esasında. Bir 3-5 ay oldu, Haziran'da taşındık. Ondan önceki ofisimiz Mecidiyeköy'de Kaos'un merkezindeydi. Burada tekrardan hem sürdürülebilir bir ofise sahip olmak adına bir de pandemiden sonra değişen çalışma alışkanlıklarımıza uymak adına burada bir coworking olarak biz burayı planladık. Hı hı. Burada ağaçların altındayız. Dışarıya direkt entegre bir şeyimiz var, hayatımız var. Onun dışında bizim ekip arkadaşlarımız evden çalışmakta özgürler. İzmir'de çalışan arkadaşlarımız var. Benim ortağım Murat Londra'da yaşıyor. Hı-hı. Onunla uzaktan çalışıyoruz. Hı-hı. Yeri geldiği zaman burası bir toplanma mekanı. Zaten ofislerin genel yapısı da artık Hı-hı. bu şekilde gerçekleşiyor. Biz de ona ayak uydurduk diyelim. O zaman büyük oranda bu dijital dönüşüm sürecini aslında tamamladınız gibi. Öyle de diyebiliriz ya da yapmaya çalışıyoruz diyebiliriz ama biz teknolojiyle, yani MUM olarak ilk kurulduğumuz günden Hı-hı. itibaren hep teknolojiyle iç içeydik. Hı-hı. Hep teknoloji iyi kullanan bir ofis olduk. Öyle de bilindik. Onu da sürdürmeye çalışıyoruz artık. Hani biz kurucular değil de Hı-hı. ekip arkadaşlarımız bunu bizden daha iyi yapıyorlar diye. MUM 1998 yılında kuruldu. Murat Bey'le kurdunuz. Murat Bey Londra'da. Siz buradasınız. Haliyle iki ayrı ofisi var MUM'un. Esasında şöyle diyelim. MUM'un kurulma hikayesi, biz Hı-hı. Murat'la liseden bu yana tanışan iki arkadaşız. Biraz kurulma hikayesiyle anlatmak lazım bunu. Bizim lisedeki arkadaşlığımız üniversitede İTÜ'ye geldiğimizde bir dostluğa dönüştü. Daha sonra da İşte biz 90'da İstanbul'a geldik, 95'te mezun olduk. Daha sonra biz okurken çalışıyorduk zaten. Aynı zamanda freelance çalışıyorduk daha çok ağırlıklı olarak. Daha sonra da iyi mimarlık idealleri yapmak üzere bir ortaklık geliştirdik Murat'la. 98 yılında bu şirketleşti. O gün bugündür de aralıksız önce bir arkadaşlık ortamı olaraktan burayı tuttuğumuz bir ofisimiz var. Murat'ın gidişi 2018 yılından itibaren onları ailecek taşınmalarıyla beraber yer alıyor. Biz de bunu bir fırsata çevirip orada bir startup olarak nasıl şey yapabiliriz diye ilk kurulma 98'deki kurulma ruhuyla 2018'de bunu tekrar edelim dedik. Ama oradaki iş modellerimiz pandemiye takıldı birazcık. Ama onun dışında orada bir startup ofis olaraktan şey yapıyoruz, varlığımızı sürdürüyoruz. Peki iki ayrı tasarımcının ortak bir tasarım dili oluşturması zor mu? Biz esasında tasarım bizim için kolektif bir çalışma. Yani biz master architect devri hani bizden önce birazcık daha kapandığını biz düşünüyoruz. Dolayısıyla biz hep kolektif çalıştık. Ona da inanıyoruz. Bu kolektif bilinçle üretiyoruz. Üretimlerimizi aynı şekilde yapıyoruz. İlk kurulduğumuzda 2 kişiydik. Yeri geldi 25-30 kişi olduk. Ondan sonra şimdilerde de 10 kişilik bir ekibimiz var ama biz hep beraber üretiyoruz. Yani bizim projelerdeki katkı veren arkadaşlar, yeri geldiği zaman stajyerlerimiz, juniorlarımız, işte senior arkadaşlarımız, biz hep beraber yapıyoruz. Hani tasarımı belki bir kişi lead ediyor,
Ama biz tasarımı hep beraber yapıyoruz. Herkes ona katkı koyuyor. Dolayısıyla yani iki başlı bir ofis gibi değil ama şöyle demek lazım belki. Bir takım rolleri paylaşıyoruz. O rolleri paylaştığımız noktada da hiç şey yapmadık. Hep birbirimizi destekledik, birbirimizi geliştirdik, birbirimizin eksiklerini kapattık. Ve hep daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz esasında biz mimarlar. Burada da iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ben. Umut Bey, mumun tasarım anlayışını insan odaklı olarak niteliyorsunuz. Haliyle bu da projelerinize yansıyor, projelerinizde görünüyor açıkçası. Peki bununla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bizim insan odaklı çevreler mottosuyla yola çıktığımız tasarım yolculuğumuzda hep daha iyi bir gelecek kurgulamak peşindeyiz biz. Kullanıcılara daha iyi deneyimler, kendilerini daha iyi, daha mutlu hissedecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de genelde mutsuz olan kimseye rastlamadık. Biraz da çeviklik üzerine konuşalım istiyorum. Çevik bir yönetim anlayışını benimsiyorsunuz. Fakat tabii akıllara gelen soru şu, mimarlığa çevikliği nasıl entegre ettiniz? Yani çevik bir mimari ofis nasıl olur? Esasında bunun için çabalıyoruz diyelim. Çeviklik o kadar kolay, hani düğmeye basıp bugünden yarına olan bir şey değil. Çeviklikle tanışmamız bizim 2015'lerde SAP'nin ofislerini yaparken daha çok bunlar yeni yeni gündeme geliyordu. Daha sonra da 2018'de biz bir projenin parçası olaraktan bunu iş akışlarımıza adapte etmeyi denedik. Bunun için de Scrum metodolojisini benimsedik. Bunun için gönüllü olduk. Bunu iş akışlarımıza adapte etmeye çalışıyoruz ama bunu sadece mimari ofislerin değil, aynı zamanda inşaat sektörünün tüm paydaşlarının yapıyor olması gerekiyor. Bunlar çeviklik kavramı esasında sürekli daha iyileştirmeye ve insanların mutluluğuna odaklanan bir yöntem. Dolayısıyla bunlar bize iyi geliyor. Bu arada BIM kullanan ofislerden birisiniz, tasarım ofislerinden birisiniz. BIM ile ilgili yaşadığınız deneyimi bize aktarabilir misiniz? Çünkü öğrenciler ve BIM kullanmayan mimari ofisler için çok yararlı olabilir. BIM ile bizim tanışıklığımız 2008 yılından beri biz BIM'i iş akışlarımıza adapte etmeye çalışıyoruz. BIM'i kullanmaya çalışıyoruz. Bu birazcık zamanın ruhuyla da alakalı olan bir şey. Biz mesela CAD nesliyiz. Benim neslim CAD nesli ama yeni mezun olan arkadaşlar ya da içinde bulunduğumuz dönemde BIM'in bir tasarım enstrümanı olarak kullanılmasında sonsuz yarar var. Sonuçta her şey dijitalleşirken, teknoloji aktif olarak hayatımıza girerken tasarımın bir parçası olmaması beklenemez. Biz bu bilgimizi, hatta geçenlerde yine bir etkinlikte tam da BIM kullanan, BIM kullanmak isteyen ofislerle, öğrencilere bu bilgilerimizi paylaşıyoruz çeşitli platformlarda. Deneyimlerimizi, başardıklarımızı, başaramadıklarımızı, yapmak istediklerimizi paylaşaraktan öğrenmeye çalışıyoruz karşılıklı. BIM ile ilgili yolculuğunuzu aktarıyorsunuz aslında. Aynen. Yani çünkü BIM öyle hani düğmeye basıp da başarabildiğiniz bir şey değil. Bir süreç. Burada hani kafaca buna hazır olmak gerekiyor. Bunu iş akışlarınıza oturtmak istemeniz gerekiyor ve nasıl bir yere varacağınızı iyi tasarlamanız gerekiyor. Biz BIM'i bir araç olarak kullanmayı, yani tasarım aracı olarak kullanmayı seviyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusunda çok fazlasıyla yararlanıyoruz. Pek çok simülasyon yapmaya, esasında BIM'in kendisi bir inşaat simülasyonu. Dolayısıyla biz sanal bir modeli bir simülasyon haline getirip onu sanal olarak inşa ediyoruz. Bütün detaylarıyla beraber. Bu bize tasarımda işte güneşi nasıl alacağımızı,
Buna yönelik olarak işte binanın havalanıp havalanmayacağını, içerideki aydınlık seviyesinin ne olabileceğini konusunda fikir veriyor tasarım aşamasında. Buna göre de biz tasarımımızı adapte edebiliyoruz. Yani işte mesela en basitinden cephedeki cephe panellerinin cepheyi ne kadar gölgelemesi gerektiğini ya da içerideki aydınlık seviyesini yükseltmek için ne gibi aydınlık aydınlatma ürünleri kullanmamız gerektiğini bize söylüyor. Az önce bahsettiğiniz bu çeviklik kavramıyla da bütünleşen bir durum herhalde. Tabii yani çevik iş akışlarıyla BIM iş akışlarını birbirlerine entegre ettiğiniz zaman zaten pek çok şey kendi kendine hızlanıyor. Çeviklik yeni neslin çalışma alışkanlıklarını çok daha uygun bir çalışma metodolojisi. Onların düşünce şekline, iş yapma şekillerine ve daha iyi ulaşma şekillerine yönelik bir kolaylaştırıcı. Dolayısıyla bunu BİM'e entegre etmek çok daha bizi geleceğe daha hızlı götürüyor. Umut Bey, günümüzün en büyük sorunlarından biri iklim krizi. Örneğin mimaride enerji tüketimini azaltmak için mum neler yapıyor? Bunu sürdürülebilirlik olarak çerçevesinde ele alıyoruz biz ve bunu daha çok bir mimarın sorumluluğu olarak, sonuçta bizler geleceği, mimarlar hep geleceği tasarlarlar. Dolayısıyla biz de hep geleceğe yönelik adımlarımızı mümkün olduğunca sürdürülebilir çözümler üzerinden, daha enerji etkin yapılar tasarlayarak doğaya ve çevreye olan etkiyi minimize ederekten, iyi etkiyi de maksimize ederekten bunu biz çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojik araçları kullanıyoruz. Çok iyi analizler yapıyoruz. Analizlerin sonuçlarını projelerimize yansıtıyoruz. Demin bahsettiğim gibi BIM bu konuda bize büyük yardımları var. Pek çok şeyi simüle etmemizi, yani işte rüzgar analizinden, güneş analizinden, gölge analizinden tutun da enerji verimliliği anlamında da pek çok konuda bu enerji verimliliği konusunda bize destek oluyor. Buradaki etkileri gördükçe de adımlarımızı ona göre atıyoruz. Ve çevreye verdiğimiz zararlı etkiyi minimize etmeye çalışıyoruz. O halde BIM için tam manasıyla hayat kurtarıyor diyebiliriz. Aynen, onu diyebiliriz tabii. Attığımız adımların sonuçlarını bize daha hızlı bir şekilde veriyor. Ve hani daha iyi bir gelecek için daha sürdürülebilir çözümler önermemiz gerekiyor. Ama bunu bir işte sertifikasyon projesine, sertifikasyon sürecine yönelik olarak çalışmanın yanı sıra bunu mimarın kendi kimliği olarak, kendi yaşam tarzlarımızdan da başlayaraktan ya da işte ofis içi kullanımlarımıza varıncaya kadar da bunu içselleştirmeye çalışıyoruz. Umut Bey, Fikirtepe'de tasarladığınız projeye baktığımızda gerçekten Kadıköy'e çok yakışan bir proje olduğunu görüyoruz. Özellikle yeşil alanı olan, nefes alan da bir proje aslında, iddialı bir proje. Bu projenin hikayesini birazcık sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi bizim 2019 yılında davetli bir yarışma sonucu elde ettiğimiz bir yarışma. Şu anda daha tasarım aşamasındayız biz. Ama orada yaptığımız, ortaya koyduğumuz proje mevcutta çok eleştiri alan Fikirtepe'deki diğer projelere karşı farklı bir bakış açısı geliştirerekten daha farklı ne yapabiliriz diye biz soruyor. Kendimize sorarak bu projeye başlamıştık. Ve esasında daha iyi bir çevre yaratmak için daha farklı bakış açısıyla tabii iyi de bir işverenle beraber bunu yapmanız her zaman için mümkün olabiliyor. Burada biz yaptığımız projede kendi taban alanından %25 daha fazla peyzaj alanı bırakan bir proje yarattık. Farklı şimdi projeyi açıklayamıyorum ama inşallah yapıldığı zaman hep beraber görme şansımız olur.
kapalı alanlarla açık alanları dengelemeye çalıştığımız, yeşil teraslarla Kadıköy'deki yeşil özlemini bir nebze olsun kullanıcılara vermeye çalıştığımız, kendi içinde farklı değerleri olan, kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatma iddiasında olan karma kullanım projesi. Yine maalesef çok yüksek bir yoğunluk içerisinde ama biz o yoğunluğu gerek kendi taban alanımızdan ödünler vererekten, gerek geçitlerle binayı esnekleştirerek, farklı kademeler oluşturaraktan bunu kırmaya çalıştık. İnşallah yapıldığı zaman farklı bir söylem geliştirilebileceği ve Kadıköy'e entegre olabilecek, ki bizim ana çıkış noktalarımızdan bir tanesi de Kadıköy'e entegre olabilecek bir projeyi nasıl hayata geçiririz diyerekten başlamıştık. Dolayısıyla Kadıköy'deki bütün değerleri, eğlence hayatını, kültürel hayatı, yemeği içmeyi kendi bünyesinde toplayabilecek entegre bir proje yaptık. Bunu yaparken de neler yanlış, hepimizin şikayet ettiği Fikirtepe'de neler yanlış diyerekten sorunları belirledik. Ki bu yapılı çevremizde, şehrimizde ya da işte genel geçer kentte şikayet ettiğimiz her şey Fikirtepe'de daha 2 ile çarpılarak var. Bunları işte çevresiyle konuşabilen binalar, komşusuyla ilişkiye geçen ve herkesin birbirine alan açtığı bir yapılaşmayı nasıl hayata geçirebiliriz diye yola çıktık. Onun sonucunda da inşallah projede bizim hayal ettiğimiz gibi yapılacağını biz öngörüyoruz. Yapıldığı zaman örnek bir proje olacaktır diye umuyoruz. Takvim belli mi? Takvim belli. Yani biz pandemiden hemen önce kazanmıştık yarışmayı. Pandemi süresince hepimiz evde kapalıyken bunu tekrardan değerlendirdik işverenimizle beraber. Projeye artı katmamız gereken bir şey var mı diye baktık. Ancak zaten pek çok şikayet ettiğimiz ya da evlerimizde bulamadığımız işte evlere kapanmışlığın şey yapılabileceği, aşılabileceği bir proje yaptığımız için projeyi olduğu gibi işveren devam ettirme kararında, hala da aynı şekilde. Biz şu anda kesin proje aşamasına geldik. Daha sonraki işte ruhsat aşamaları vesaire, uygulama çizimleri yapılacak. Ondan sonra da hayata geçecek diye umuyoruz. Çok güzel bir proje olacak kesin. İnşallah. Umut Bey, biraz da atölye çalışmalarınızdan bahsedelim istiyorum. 2018'de bir projede bir atölye çalışması yürüttünüz ve burada kullanıcıları da aslında tasarıma dahil ettiniz. Bu deneyimi birazcık bizimle paylaşabilir misiniz? Lis Plan bizim 2015 yılında yaptığımız eski bir işverenimizin genişleme projesi olarak projeyi ele aldık biz. Bu ikinci etap genişlemesinde tasarıma kullanıcıları da dahil etmeyi denedik. Çalışma alanları konusunda yaptığımız deneyimimiz bize kullanıcı geri bildirimlerinin tasarıma yansıtılmasının çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi bize gösterdi. Bu amaçla bir atölye çalışmasıyla bizim ekipten arkadaşlar ve o kullanıcı ekipten, farklı birimlerinden, departmanlarından işverenin belirlediği bir çalışma grubuyla beraber bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Bu atölye çalışması sonucunda biz daha önce yaptığımız tasarıma ait geri bildirimleri birinci ağızdan aldık. Kullanıcıların mutlu oldukları, mutsuz oldukları konuları bir sepette topladık. Ve ofisin dönüşümü aşamasında bunları hayata geçirmeye çalıştık. Ama maalesef bu projelendirmeyi biz tamamlamamıza rağmen 2018'de kriz olmasıyla beraber bu proje askıya alındı. Genişleme projesi. Ancak pandeminin getirdiği koşullarla beraber şimdilerde yeni bunu tamamladık. Bu ofis projesini pandemiye de adapte ederek
o zamanki workshop'ın geri bildirimlerini projeye entegre ederek yepyeni bir çalışma ortamını, Lease Plan'ı kazandırdık. Yakın bir zamanda peki böyle benzer bir atölye çalışması olacak mı? Ya da biz bunu çalışma ortamları konusunda yapmaya çalışıyoruz. Yani işvereni dinlemeye çalışıyoruz. Atölye ortamında çok daha birebir geri bildirimler alıyoruz. Ki bunları dokümante etmeye çalışıyoruz. O zaman daha verimli oluyor. Ya da en kötü ihtimalle anketler yaparaktan farklı kullanıcıların şikayetlerini, geri bildirimlerini alıp projeyi daha ileri seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz ki insanlar kendi sözlerinin dinlendiğini bildikleri zaman mekanı daha iyi sahipleniyorlar. Çoğu zaman birinci elden kendi bizim yakalayamayacağımız sorunları bize söylemiş oluyorlar. Biz de ona göre tedbirler alıyoruz. Peki buradan aldığınız geri bildirimler mimarlığa bakış açınızı şekillendiriyor mu bir şekilde? Vallahi bizim sonuçta biz kullanıcılarımızı hep dinleyip onlardan öğrenerekten daha iyi ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim için mimarlık bitmeyen bir süreç. Sürekli öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Daha iyi ulaşmak için de birbirimizden öğrenerekten daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz biz. Gelecek demişken dilerseniz bir de MUM'un gelecekteki projelerinden konuşalım. MUM'un gelecek projelerine baktığımızda biz daha küçük ölçekli projeleri kimi zaman da bağış projelerinin parçası olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hani topluma daha yararlı olabileceğimizi, topluma artı değer sağlayabileceğimizi planlıyoruz. İlk etapta yapacağımız şey ölçeği biraz küçültmek olacak ki onu her türlü hayatımızda gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz ofiste bir önceki ofisimizin her şeyi %50'sine getirdik sürdürülebilirlik anlamında. Onun dışında MUM'un bir ikinci girişimi olarak Optimum diye Design and Build çalışma alanları ve perakende sektöründe üretimleri var. Bunu çok kısıtlı bir çevreye yapıyor. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Benim çok önemsediğim yine gelecekle ilgili olarak ele aldığım MUM Future Lab diye gençlerle bir arada, o da benim davetli olarak akademisyen olarak İTÜ'de ders verdiğim zaman gençlerle bir arada olduğumda ben çok şey geliştim. Onlardan çok şey öğrendim. Bunu beraber sürdürebiliriz. MUM'daki üretimimizi toplumla paylaşmak, onların enerjisiyle daha iyi şeyler üretebilmek için bir araya gelebiliriz. Toplum için projeler geliştirebiliriz diye. MUM'un Future Lab diye bir üçüncü ayağını oluşturmayı hedefliyoruz. Şimdilik gelecek hedeflerimiz bunlar. Az önce gençlerden bir şeyler öğrendiğinizi söylediniz. Gençlerin de sizden öğreneceği çok şey var. Bu noktada genç mimarlara ve mimarlık öğrencilerine ne söylemek istersiniz? Tavsiyeniniz neler? Benim ilk baştaki tavsiyem teknolojiyi çok iyi kullanmaları. Bununla ilgili araçları bünyelerinde barındırmalarını, varmak istedikleri noktaları seçmelerini, atmaları gereken adımları planlamalarını tavsiye ederim. Çok çalışmak, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Onu öyle beklememek gerekiyor. Çok okumak, çok gezmek, interneti doğru kullanmak, bunlar hani ilk etapta aklımıza gelenler. Ama hep biz bugün mimarlar bugün için bir şey yapmıyoruz. Bizim işimiz hep gelecekle. Dolayısıyla geleceği ne kadar çok hayal ederlerse, teknolojinin nereye gittiğini nasıl hayal ederlerse onlar da kendilerini o gelecek için bulacaklardır. O zaman da daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Bu arada çok güzel bir şey söylediniz. İnterneti doğru kullanmak dediniz. Aynen. kesinlikle çok önemli. Gençler için en son şunu eklemek isterim. Mimarlık esasında sürekli öğrenmeye de dayanan, sürekli gelişmeye ve birbirinden öğrenmeye dayanan,
kolektif bir üretime açık sürekli bir yolculuk. Bu yolculuğun hani en başındayken bunu en iyi şekilde değerlendirmek, ilerleyen zamanlarda da birbirinden öğrenmeye devam etmek ve gelişmeye açık olmak gerekiyor. Dolayısıyla kolektif bir çağda mümkün olduğunca kanalları açık tutmak gerekiyor diyebilirim. Umut Bey, geldik programımızın sonuna. Bizi ofisinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz geldiğiniz için, bizim fikirlerimizi paylaşmamıza vesile olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Mimarlık Sohbetleri programının bu bölümünde Mum Mimarlık'taydık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.